Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte frambuazlı milföy tatlısı yapacağız. Bu annemin bana daha ilk evlendiğimde verdiği bir tarif. Eğer evine çat kapı misafir gelirse hızlı ama şık görünen bir tatlı tarifi olarak vermişti. Gerçekten yapması çok pratik ve inanılmaz şık gözüküyor. Çok da lezzetli oluyor. Hemen ilk önce malzemelere göz atalım, ondan sonra da yapmaya başlayalım. 60 gram pudra şekerim var, 120 gram dondurulmuş frambuazım var ve onun çözülmesini bekliyorum. 200 gram labne kullanacağım, 1 yemek kaşığı toz şeker kullanacağım, 1 limonun kabuğunun rendesini kullanacağım, artı çeyrek limonun suyunu kullanacağım. 1 tane yumurta sarım var, 15 ml yani tam 1 yemek kaşığı krema kullanıyorum ve de 6 kare milföy hamuru kullanıyorum. Malzemelerim bu kadar. Şimdi ilk işlem olarak milföy hamurlarımızı hazırlayarak başlayalım. Şöyle malzemelerimi kesme tahtamın üzerinden alıyorum. Hamurlarımı şöyle önüme koyuyorum. Bunları ilk önce söylediğim gibi kare haline getiriyorum. Hepsi kare şeklinde olacaklar. Kare haline getirdikten sonra da şöyle üçgenler kesiyorum. Milföyünüzün biraz çözdürülmüş olması gerekiyor bunu yapmak için. Eğer çok donmuşsa parçalanacaktır. Ondan difrizden aldıktan sonra bir 10 dakika bekleyin. Hepsini aynı şekilde keseceğim üçgenler haline ve şurada yağlı kağıt koyduğum tepsinin üzerine alacağım. Şimdi kremamı önüme alıyorum ve de yumurta sarısını kremanın içine döküyorum. Kaşıkla ya da bir çatalla ikisini iyice birbirine karıştırıyorum. Bunları milföyümüzün üzerine süreceğiz. Bu şekilde hem daha güzel bir renk alacaklar hem de güzel bir lezzet alacaklar. Tamamdır bu. Milföylerimi önüme aldım. Ve de bir fırça yardımıyla milföylerimin üzerine kremalı yumurtalı karışımdan güzelce sürüyorum. Bütün milföylerimin üzerine güzelce yumurtalı, kremalı karışımdan sürdüm. Şimdi onları fırına atmanın önce son işlem olarak şöyle üzerlerine toz şekeri koyuyorum. Bu daha tatlı olmalarını sağlayacak. Yaklaşık bir yemek kaşığı toz şekerini hepsinin üzerine eşit bir şekilde pay ediyorum. Daha sonra 200 derecede önce ısıttığım fırına atacağım. Ve güzel bir renk alana kadar, biraz da kabarana kadar yaklaşık 13-14 dakika pişireceğim. Ondan sonra fırından alacağım ve kremamızı yaparak devam edeceğiz. Milföylerim tam 13 dakikada piştiler. Ondan sonra onları dışarıya aldım. Güzelce kabardılar. Üzerleri de güzelce renk aldı. Şimdi onların soğuması için bekliyorum. Ben de o sırada kremamı yapacağım. Ayaklı mikser kullanıyorum. İsterseniz el mikseriyle de yapabilirsiniz. Şöyle kremamın içine labnemi koyuyorum. İsterseniz normal krem peyniri de kullanabilirsiniz ama labnenin tadı biraz daha yumuşak olduğu için ben daha çok yakıştırıyorum bu tarife. Labnenin suyundan çok fazla almamaya gayret gösterin. İçine şöyle çok az limon suyu sıkıyorum. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar düşünebilirsiniz. Ve de pudra şekerimi koyuyorum. Ama pudra şekerimi eleyerek koyacağım. Çünkü içinde hiç topak kalmasını istemiyorum. Ondan dolayı ilk önce şunu çıkartayım. Şöyle bir elek yardımıyla güzelce pudra şekerimi içine eliyorum. Şimdi bunu bir 10-15 dakika çırpacağım. İyice koyu katı bir krema kıvamına gelmesini istiyorum. Onu gördükten sonra mikserimi durduracağım ve bir sıkma torbasını alacağım. Ondan sonra milföylerimizi yapmaya devam edeceğiz. Kremam artık hazır gibi. Şöyle gördüğünüz gibi iyice koyu bir kıvama geldi. Yani sıkılabilir bir kıvama geldi. Şimdi içine limon kabuğu rendesini ekliyorum. Bir iki dakikada limon kabuğu rendesiyle birlikte çırpıyorum. Ondan sonra bir sıkma torbasını alıyorum. Kremamı sıkma torbasına aldım. Şöyle alırken de ufacık tadına baktım. Harika bir lezzeti var. Şöyle şimdi önüme bir tane milföyümü alıyorum. Bunun şu üçgenin ucundan bıçağımla ortadan ikiye kesiyorum. Sonuna kadar da kesebilirsiniz. İsterseniz ucunu birleşikte bırakabilirsiniz. Burası size kalmış. Kremamdan alıyorum ve de üzerine şöyle güzelce sıkıyorum. Ben böyle minik minik sıkmayı tercih ediyorum. Evlerinizde sıkma torbası yoksa kaşıkla da doldurabilirsiniz. Ama tabii sıkma torbasıyla yapınca daha güzel gözüküyor. Koyuyorum. Üzerine de artık oda sıcaklığına gelen frambuazlarımı yerleştiriyorum. Şimdi bu işlemi bütün milföylerime uygulayacağım. Ondan sonra onlara bir servis tabağına alacağım. Frambuazlı milföy tatlım hazır. Ben onların hepsini gösterdiğim şekilde hazırladım ve servis tabağına aldım.
Gerçekten çok şık, sanki üzerinde saatler harcanmış bir tatlı gibi gözüküyor. Ama gördüğünüz aslında yapması çok kolay. Şöyle bir dilimi de önüme aldım. Tadacağım bakalım bir parça nasıl olmuş. Gerçekten harika. Milföy çıtır çıtır. O üzerine sürdüğümüz krema ve yumurtadan dolayı çok lezzetli. İçindeki hazırladığımız krema bence harika. Frambuazların lezzeti bütün bu hepsine çok uyuyor. Ben çok beğendim. Umarım siz de evinizde yapmayı denersiniz. Eğer denerseniz her zamanki gibi fotoğraflarınızı bekliyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.